Sabine Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için şahsınıza teşekkür edelim. Biz de Hürri Bey, siz nasılsınız? Merhabalar, sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi 1985'ten ailenizin bir gelenek haline gelen ve uzun yıllardır devam eden bir hizmetiniz var. Onu konuşacağız. Çok kısa sizi bir tanıyalım önce. Hürri Arslan kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? Hürri Arslan, Marmaris'te devlet memuruyum. Evet. Emekliğime bir senem kaldı. Sektöre tanışmam eşimin sayesinde, eşimin atası sayesinde gerçekleşti. Evet. Ve baba mesleğini devam ettirmek için farklı bir lezzet. Kaç yılında başladı bu hikaye? Bu hikayemiz 1985'te 3 tekerli araçla başladı. Evet, caddede. Caddede, evet, 3 tekerli araçla başladı. Sonra büyüterek şu an kurumsal olarak Merzifon'da devam etmekte. Amasya Merzifon. Merzifon'da, Otogar'da. Aynen, Aksoy devam. Köfte olarak evet. Devam etmekte. Peki burayı nereden hayal ettiniz? Burayı nereden hayal ettik? Turizm göz bebeği burası. Burada yaşamak istiyoruz. Yaşadığımız yere de bu lezzeti getirmek istedik. Evet. Peki kısa bir süreç oldu ama memnun musunuz? Nasıl geçti? Çok memnunuz. Daha da iyi olacağını düşünüyoruz. İnşallah. Tabii bir aylık bir şeyimiz var. Evet. Tecrübemiz peki var. Şimdi hanımefendilerin böyle mutfağa dokunmaları aslında iyi neticeler ortaya çıkarıyor. Sizin babadan gelen bu mesleğinizi burada devam ettiriyorsunuz. Evet. Neye dikkat ederiz iş yerinde? Kişi, temizlik. Güler yüz. Güler yüz. Bunlar önemli evet, şeyler. Müşteri memnuniyeti. Evet. Peki ürünleri burada konukların önünde hazırlıyorsunuz. Evet. Benim anladığım kadarıyla şeffafsınız. Evet, günlük hazırlıyoruz. Evet. Ürünler de taze evet, hazırlıyor. Evet, taze, temiz. Evet, peki gayet güzel. Şimdi Hürri Bey, sizden devam edelim. Bura mesai tabii şimdi kış sezonunda evet. Belli bir saatler değişiyor, yazın da değişiyor. Doğru. Nasıl bir hizmet ilerliyor? Şimdi 11 gibi falan açıyoruz. Akşam 9.30-10 gibi kapatıyoruz. Bu kış sezonu için. Kış sezonu için, tanıtım amaçlı için. Evet. Yazın bu. Sezonda 24 saate çıkarmayı düşünüyoruz. İnşallah. Diyorsun sabah erken başlayacağız. Kesinlikle. Akşam 5 saate kadar. Evet. Şimdi lezzet dedik. Sizin tabii çeşitli karışımlarla hazırlıyorsunuz ama doğrudur. Bu aşamayı böyle bir basamak basamak bir gelelim. Eti nereden alıyoruz? Nasıl işleyip nasıl sunum hazırlıyoruz? Eti bu bölgeden alıyoruz. Ege bölgesinin etini kullanıyoruz. Buradan herhangi bir kasaptan temin ediyoruz. Bilindik bir kasaptan temin ediyoruz. Et alıyoruz. 24 saat dinlendiriyoruz. 24 saat dinlendikten sonra 10 çeşit baharatımız var. Bunların gramajları 1985'ten bugüne kadar ayarlanarak gelmiş gramajlar. Hiç değişmedi. Değişmiyor hiçbir zaman. O şekilde yapıyoruz. Peki kaç kilo böyle tüketim var? Şu an 2 günde 5 kilo tüketim yapıyoruz. Kilo. Şu an ama bu yazın herhalde tabii ki daha fazla. Artacak. Kesinlikle evet. Peki dışarıya paket servislerimiz var mı? Paket servisimiz var. Bölgeye paket servislerimiz var. Ailece işlettiniz. Kaç kişisiniz? Siz varsınız, eşiniz böyle. İkimiz varız şu an. Evet. Bir de çalışanımız, yardımcımız var. Elemanlarımızı alacağız. İnşallah. Şu an önümüzü gördük. Evet. Peki hedef ne? Kafanızda neyi planlıyorsunuz? Hedef büyümek, markalaşmak. Asıl hedefimiz bu. Şimdi mesela bu yayından sonra size bir franchise teklif geldi. Köftemiz sizin adınız. Evet. Açık mı siz teklifler? Tabii ki. Değerlendiririz. Tabii ki. Peki, buradan da duyurmuş olduk. Şimdi burada güzel bir oturma alanı da yapmışsınız. Evet. Böyle Kavşak'ta güzel oteller bölgesindeyiz. Aynen, evet. Kaç kişiye ağırlayabiliyorsunuz? 40-50 kişiye ağırlayacak kapasitemiz var. Kapasitemiz var. Yani insanlar geldiği zaman boş vakit geçirsinler diye. Tabii ki. Saatlerce de burada oturabilirler sonuçta. Kesin. İlerleyen süreçte menüye de bir şeyler katılacak tabii ama. Tabii ki. Şu anda neler var menümüzde? Köfte, ekmek arası köfte yapıyoruz. Servisimiz var tabakta. Kaşarlı yapıyoruz. Tostumuz, hamburgerimiz, çorbamız. Bu şekilde cipsimiz. Evet. Şu an butik bir iş. Evet. Kafeterya tarzı menümüz ortaya var. Ortaya çıkartmışsınız. Peki. İhtiyaçlara göre devam edeceğiz. Evet. Peki. Başarılarınız daim olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Keyifli bir sohbetti. Size teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bir de sizi şöyle destekleyen, tercih eden Marmaris halkını önce sizden alalım. Bir teşekkür. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Bir de sizden alalım. Biz de teşekkür ederiz. Evet. Marmaris halkını bekliyoruz. İnşallah. Peki ben sizinle tanışmamış kişilere de yolu Marmaris'e düşen yerli yabancı herkesi buraya davet edelim. Oteller bölgesindeyiz. Yerimiz bilindik bir köşedeyiz. Köftemize gelsinler. Şöyle lezzetlerinizle bir tanısınlar diyelim o zaman. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederiz. Ailece inşallah ilerleyen zamanda markamız büyür. İnşallah. Farklı yerlerde sizinle buluşmak dileğiyle. Teşekkür ederim.